Gündem dışı ikinci söz Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesiyle ilgili söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın'a aittir. Buyurun Sayın Akın. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşi Türk milletinin kahramanca mücadelesiyle zaferle sonuçlandı. Türk milleti olarak bizler bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı zaferleri göğsümüzde İstiklal Madalyası olarak taşıyoruz. Kuvayi Milliye yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş, düzenli orduları için tasfiye kararı alınmış bir milletin yeniden doğuş hareketidir. Amacı hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeden yüce Türk milletinin ay yıldızlı bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmaktır. Değerli milletvekilleri, işgal edilmiş, bağımsızlığı ve özgürlüğü elinden alınmış Türk milletinin yeniden doğuş hareketi Kuvayi Milliye meşalesi Balıkesir'den yakılmıştır. Balıkesir Kuvayi Milliye'nin en güçlü, en kuvvetli halkasıdır. İzmir'in işgalinden hemen sonra yiğit Balıkesirliler 16 Mayıs 1919'da önce eski belediye binasında, daha sonra da okuma yurdunda bir araya geldiler. İşgali protesto kararının alındığı bu toplantıdan sonra 18 Mayıs 1919'da yapılan 1. Alaca Mescit toplantısı ve ardından da 2. Alaca Mescit toplantısı Balıkesir'in orada aldığı kararla silahlı mücadele kararına imza attılar. İşte Kuvayi Milliye Hareketi bu toplantılarda ilk defa Balıkesir'de başlamış ve tüm Anadolu'ya Balıkesir'den yayılmıştır. Balıkesirliler ilk silahlı mücadeleyi başlatmış, cepheler kurmuş, varını yoğunu vatan savunması için feda etmişlerdir. Balıkesir Kuvayi Milliyesi, mutasarrıfı, belediye reisi, kaymakamları, aydını, subayı, din adamı, genci, yaşlısı hep birlikte 5 kongre düzenlemiş ve 14 ay boyunca Ayvalık, Soma, Akhisar ve İvrindi cephelerinde mücadele vererek işgal ordusunu yıpratmıştır. Kurtuluş Savaşımızın ilk kurşunu Ayvalık'ta, son kurşunu da Bandırma'da atılmıştır. Değerli arkadaşlar, Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehridir. Bu bir gerçektir. Bunu hem tarihçiler hem de bu konudaki uzmanlar açık net ortaya koyuyorlar. Balıkesir 100 yıl önce yaktığı Kuvayi Milliye ateşinin İstiklal Madalyası gibi büyük bir sembolle onurlandırılmasını bekliyor. Balıkesir'imize verilecek İstiklal Madalyası'yla şehit ve gazilerimize geç kalmış olan bir vefa borcumuzu ödemiş olacağız. Tüm yiğit Balıkesirli hemşerilerim, bu hakkın Balıkesir'e temsil edilmesi için, teslim edilmesi için tam bir birlik ve beraberlik içerisinde yek olmuş durumdadırlar. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Balıkesirliler bu hakkın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından teslim edileceğine yürekten inanıyor ve bunu canı gönülden bekliyor. Balıkesir'imize verilecek olan İstiklal Madalyası Kurtuluş Savaşı'nda vatan aşkıyla özgürlük ve bağımsızlık için mücadele veren yiğit Balıkesirlilere duyduğumuz minnetin ifadesi ve bu büyük mücadelenin unutulmaz, onurlu bir simgesi olacaktır. Kuvayi Milliye'nin baş şehri, başkenti Balıkesir bu onuru tüm Balıkesirli hemşerilerim ile birlikte yürekten bekliyor. Değerli milletvekili arkadaşlarım, herkes Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda hemfikir. Uzmanlar, tarihçiler. Ayrıca Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop da bölge milletvekilleriyle yaptığı görüşmede Balıkesir'in hakkını teslim ettiğini söyledi. O zaman ne bekliyoruz? Hep birlikte
bu konudaki görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu konuda verilmiş hazır kanun teklifimiz var. Neyi beklediğimizi Balıkesirli hemşerilerimiz adına soruyorum. Orada şu, şurada şu söylemek lazım. Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hep birlikte bu onuru hep birlikte inşa edelim. Ve Yiğit Balıkesirli hemşerilerimize bu madalyayı, hak ettiği madalyayı teslim edelim. Bu dönem eğer AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın oylarıyla olmaz ise çok az kaldı. Çok kısa bir süre sonra biz Balıkesir'imize İstiklal Madalyası'nı Millet İttifakı'nın iktidarında teslim edeceğiz. O nedenle Balıkesirliler adına bir kez daha sesleniyorum. Siyaset üstü bir yaklaşımla Balıkesir'in hak ettiği İstiklal Madalyası'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yiğit Balıkesirlilere kahramanlığa karşı kayıtsız kalmamasını sizlerden istirham ediyorum. Ve Balıkesir'imize, yiğit Balıkesir'imize İstiklal Madalyası'nı hep birlikte verelim diyorum. Saygıyla hepinizi selamlıyorum.